Merhaba arkadaşlar. Bugün pas kontinüs tensi işleyeceğiz. Pas kontinüs tensi adı üstünde zaten içinde iki tane zaman var. Bir tanesi past, bir tanesi de kontinüs olacak. Past bizim Türkçedeki dili geçmiş zaman diye bu cümlede di anlamını sağlayacak. Kontinüs ise şimdiki zaman demekti. Bu da your ikini sağlayacak. Yani birleşik zamanlı bir fiil olacak. Şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zamanın hikayesi olacak past continuous tense. Yani your ve do, yapıyordum, gidiyordum, geliyordum, oynuyordum şeklinde çevirisini yapacağız. Bunu yaparken kullanacağımız buradaki past anlamını yani do, di, Türkçedeki do, di ekini vermesi için kullanacağımız yardımcı fiiller was ve were. Bu ikisi bize past anlamını sağlayacak. Continuous anlamını sağlaması için de fiillere ing takısı ekleyeceğim. Bütün fiillerde ing takısı olacak. Bu da bize your ekini sağlayacak. Hem your olacak içinde hem de was were olduğu için the olacak. Bu şekilde birleşik zamanlı fiil yapmış Cümlelerin olacağım. yapısına bakalım. Cümleler nasıl kuruluyordu? Olumlu cümlelerimiz I, he, she, it özneleri varsa yardımcı fiil olarak was alacaklar. You, we, they varsa were yardımcı fiilini alacaklar. Daha sonrasında gelen bütün fiillerde ing takısı olacak. Yani I was playing, he was playing, she was playing or you were playing, we were playing, they were playing şeklinde olumlu cümleler yapacağım. Oyun oynuyordum. Çevirisi bu şekilde. Olumsuz yaparken tek değişen şey burada was were yazmıştık. O was were'ün sonuna not ekleyeceğim. Wasn't ve weren't olacak. ING aynen kalacak. ING hiçbir şekilde silmeyeceğim cümleden. Silersen buradaki your anlamını vermez. Olumsuzlar bu şekilde. Oynamıyordum şeklinde çevireceğim. Soru sorarken de bu yardımcı fiillerimizi cümlenin başına alıyoruz. Daha sonra öznelerimiz artık hangisinde geliyorsa was'dan sonra I, he, she, it, were'dan sonra you, we, they. Daha sonra gelen fiillerimizi yine ing takıları olmak zorunda. Bunları mutlaka ekliyoruz. Was he playing? O oynuyor muydu? Were you playing? Sen oynuyor muydun? Şeklinde çevirilerini yapacağız. Bunlara cevap verirsek, mesela olumlu cevap olursa yes, he was. Soru was'da sorulduğu için cevap da was'da verilecek. Olumsuz olsaydı no, he wasn't şeklinde olacaktı. Buna cevap verirsem were you playing? Sen oynuyor muydun? Yes, I was. I olduğu için was gelir. No, I wasn't şeklinde buradaki sorulara da cevap vereceğim. Yapısı genel olarak bu şekildedir. Zaman ifadelerimiz, past continuous'ta kullanılan zaman ifadeleri while ve when, bunlar ikisi bağlaştır aslında. İki cümleyi birbirine bağlarken kullanacağız ve simple past ile past continuous cümleyi birbirine bağlarken when, while ve as'i kullanacağım. Bunlara daha sonra zaten ayrıntılı olarak değineceğiz. All day, all night, all morning, bütün gün, bütün gece, bütün sabah gibi zaman ifadeleri kullanabilirim. Bunlar bana past continuous yani bir eylemin belli bir süre devam ettiğini, ondan sonra bittiğini anlatacak. All day yesterday, dün bütün gün. Yine bu da past continuous tense kullanılan zaman ifadesi. Bunları gördüğümde past continuous tense kullanmak aklıma gelecek. Örneklere bakalım. I was studying all day yesterday. Dün bütün gün ders çalışıyordum. Was geldi. Fiil ing ekledim. They were sleeping all morning. Bütün sabah uyuyorlardı. Were geldi. They'den sonra fiile ing ekledim. Jack wasn't watching TV all day. Jack bütün gün televizyon izlemiyordu. Olumsuz yapılmış. Wasn't fiile ing var. Soru sorulmuş. Soruda öznemiz you olduğu için were başa gelmiş. Fiile yine ing'imiz var. Were you planning to go abroad? Yurt dışına çıkmayı planlıyor musun şeklinde sorumuz sorulmuş. Past continuous tense genel olarak bu kadar. Ama bu zaman genelde kendi başına kullanılmaz. Simple past ile beraber kullanılır. Simple past ile nasıl ayırt edeceğiz? Hangi durumlarda past continuous, hangi durumlarda simple past kullanılıyor? Buna da diğer videomuzda geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Eğer sorunuz varsa yine alttan sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.